Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere kesme gül yetiştiriciliğinde göz aşısının, T göz aşısının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle kalemden nasıl göz alındığını göstereceğim. Kalemler seralardan, çiçekler tamamen rengini gösterdiğinde ya da yarım olarak U şeklinde açtığında dallar hasat edilir. Dallar hasat edildikten sonra kesme gül de tepede genellikle tek parçalı yapraklar, onun altında 3 parçalı yapraklar, daha sonra ise 5 ya da 7 parçalı yapraklar dizilmektedir. Aşı gözlerinin mutlaka 5 ya da 7 parçalı yapraklardan alınması gerekiyor. 3 parçalı yaprakların diplerinden aldığımız gözlerde genellikle aşıdan sonra kısa sürgünler ve cılız sürgünler olmakta. Bunlar da kesme gül yetiştiriciliğinde ticari öneme sahip olmayan dallar meydana getirmektedir. Bu amaçla tepeden itibaren ilk 5 yaprağa kadar olan dalların, sürgünlerin atılması gerekiyor. Bu amaçla tepeden uzaklaştırdıktan sonra altta da zayıf olan dalların uzaklaştırılması gerekiyor. Özellikle yaprakları, küçük yapraklara sahip olan da gözlerin uzaklaştırılması gerekiyor. Daha sonra dalın kalan kısmından ki yaprak diplerinden göz alma işlemine geçilir. Bundan önce yapraklar, dal üzerindeki yaprakları uzaklaştırılması gerekiyor. Yapraklar uzaklaştırıldıktan sonra aşı dallarının en az 1 gece ya da 3-4 saat içerisinde su çektirilmesi gerekiyor. Gözlerin iyi bir şekilde su çekmesi için su çektirilir. 3-4 saat sonra ya da 1 gece su çektirildikten sonra aşılama işlemine geçilir. Bir sonraki gün aşılama yapıldığı zaman öncelikle bu dal üzerindeki dikenlerin elle koparılması gerekiyor. Dal üzerindeki dikenler elle koparıldıktan sonra sırada aşı gözünün nasıl alınacağı var. Bunu da bize aşı ustamız Yunus Bey gösterecek. Öncelikle dal üzerinde aşı gözünün aşı bıçağıyla beraber çıkarılıyor. Burada dikkat edeceğimiz husus, içerisinde öz var, odun dokusu var. Bu odun dokusunun mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Sadece kabuk ve gözün kalması gerekiyor. Göz bu şekilde hazırlandıktan sonra gözün anaca yerleştirilmesi işlemine geçiyoruz. Anaçta aşı yerinin özellikle toprak seviyesinden, topraksız ortamda toprak seviyesinden yaklaşık olarak 5 cm yukarıda olması gerekiyor. Aşıyı yerleştireceğimiz yer, kabuk çok kolay bir şekilde kalkıyor gördüğümüz gibi. Aşı gözü aşı yerine yerleştiriliyor. Aşı gözünü aşı yerine yerleştirdikten sonra sıra bağlama işlemine geliyor. Bağlama işleminde bize Hediye Hanım gösterecek. Bağlama işleminde genellikle farklı materyaller kullanılmakta. Şu an biz sizlere aşı lastiği ile bağlama işlemini göstereceğiz. Aşı gözünün anaca yerleştirildiği alt ve üst kısımlarının mutlaka sıkı bir şekilde lastikle bağlanması gerekiyor. Bağlandıktan sonra aşı gözüyle ilgili şunları sizlere söyleyebiliriz. Peyzaj güllerinde göz aşıları genellikle yılda iki defa yapılmakta. Nisan-Mayıs aylarında sürgün göz aşıları, bir de Temmuz-Ağustos ayında durgun göz aşısı yapılmakta. Oysa sera yetiştiriciliğinde kontrol iklim koşulları olduğundan dolayı biz genellikle yıl boyu göz aşılarını yapmaktayız. Sadece özellikle Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında sera için sıcaklıkları çok yüksek olduğu durumunda aşılama işleminden kaçınmaktayız. Bu ayların dışındaki bütün aylarda aşılama işlemini yapıyoruz. Örneğin şu an Aralık ayının başındayız. 2 Aralık bugün. Aşılama işlemini yapıyoruz. Aşılamada dikkat edeceğimiz husus, anaçta mutlaka kabuğun kalkmış olması gerekiyor. Yani anaçta su yürümenin çok kolay bir şekilde su yürümesi, kabuğun çok kolay bir şekilde kalkmış olması gerekmekte. Bağlama işleminden sonra aşı gözleri mevsime göre, aylara göre değişmekle beraber yaklaşık olarak 10-15 gün sonra aşı gözü sürmekte. Aşı gözü sürüp yaklaşık olarak 10-15 cm boya ulaştığında bu sefer anaçta tepe kesim işleminin yapılması gerekiyor. Tepe kesimi de aşı gözü sürdükten 15-20 cm olduğunda aşı gözünün 1,5-2 cm yukarından anaç eğik bir şekilde makasla kesilip uzaklaştırılır. Kesilen yerlere genellikle su kaybının önlenmesi amacıyla ya bakırlı ilaçlar ya da diğer fungisitlerle beraber ilaçlama işleminin yapılması gerekiyor.